Birlikteyim. Arkadaşlar videomuzun konusu demonte mobilya montajı. Demonte mobilyalar arkadaşlar bazen ufak tefek unutkanlıklar olabiliyor. Müşterinin inisiyatifine bırakılıyor. Örnek olarak kapak kulplarının delikleri açılmamış mesela benim almış olduğum hazır mutfak dolabında. Bunu kendim açtım. Tabii ki kendiniz açarken hataya mail vermemeniz gerekiyor. Yani güzel ölçü biçmeniz gerekiyor. Bu konuda sizlere bazı tüyolar vereceğim. Mesela şu an önümde bir çekmece var. Çekmecenin parçaları. Bu parçalar bir araya getirilecek. Hatta şu parçasını bir araya getirdim. Diğer tarafını da birleştireceğim. Ama öncelikle sizlere bu çekmecenin kulpunu nasıl takacağınızı anlatmaya çalışacağım. Çünkü düzgün delmezseniz yani bir matkap yardımıyla şöyle vidanıza göre matkabı belirleyeceksiniz. Matkap ucunu. Ve bir matkap yardımıyla açacağınız delikleri nasıl açmanız konusunda sizlere fikir vermeye çalışacağım. Karınca kararınca arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben metreden yararlandım. Sizlerin zeki aletlerden yararlanabilirsiniz. Örnek olarak çekmecemin boyutu toplamda 60 santimdir. Ekranda gördüğünüz gibi. 60 santimlik bir çekmece kapağı uzunluğu mevcut. Şimdi bu çekmecenin ortası ne oluyor? Şu şekil gördüğünüz gibi 20 ile 40 arası kulpumun mesafesi dikkat ettiyseniz 20-40 ortalamasını şimdi ayarladığımız zaman arkadaşlar ve kulpumuzun karşı taraf yani diğer tarafı çünkü bu iç yüzeydir iç yüzeyinden deleyeceğiz. Tabii ki dış yüzeyinden de delebilirsiniz. Takdir size kalmış. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar bir kalem yardımıyla şöyle çizeceksiniz. Deliklerin gelmesini istediğiniz nokta. Tabii ki neyi çizeceksiniz? Şu an bu kulpumuzun vidası kamerada gösterebiliyorsa şu şekil vida yerleri. Çizeceğiz o vidanın karşılığına gelen noktaları. Çizdikten sonra arkadaşlar yapacağınız işlem şudur. Örnek olarak bir çivi yardımıyla çünkü bu kaygan olduğu için melamin kaplama olduğundan dolayı kayacaktır matkap ucunuz. Kazınmasını istemiyorsanız şöyle bir çivi ve küçük bir çekiç yardımıyla hafif biraz deleceksiniz. Yani deleceksiniz derken çok az. Amaç matkabımızın ucu o çizdiğimiz noktanın üstüne denk gelsin ve rahatlıkla delebilelim arkadaşlar. Delerken kullanacağınız matkap ucumuz vidamızla eşdeğer olacak. Vidanın çok aşırı geniş olması yani vidadan geniş olması işleminizi aksatabilir. Vidadan dar olması da biraz sizi zorlayabilir. O açıdan dolayı seçeceğiniz matkap ucunu mümkünse vidanın kalınlığına göre. Örnek olarak şöyle bir vidanız varsa ve şöyle bir matkap ucuyla delerseniz problem yaşarsınız. Yapacağınız işlem arkadaşlar daha küçük bir matkap, ince bir matkap ucu kullanmanız. Vidanız neyse örnek olarak vidanız şu kalınlıktadır desek matkap ucunuzu da ona göre kalın seçeceksiniz. Ona göre delme işlemi yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar kulp delme işlemini anlattıktan sonra şunu göstermeye çalışacağım sizlere. Yapacağınız işlem arkadaşlar öncelikle şöyle bir çekmece. Genelde çekmeceler yani mutfak mobilyaları için söylüyorum. Gizli parçalardan oluştuğu için dışarıdan görünmesi istenilmediği için çekmecenin iç aksamından başlayacaksınız. Çekmecenin iç aksamı nasıl oluyor arkadaşlar? Çekmecemize şöyle plastik bu destek tek vida kullanmış ve bir plastik destek kullanmış. Plastik destek aparatımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle çekmecemizi vidalamadan önce ayarlamamız lazım. Plastik desteklerimiz nereye geliyor diye. Şimdi bunu yerleştirdim buraya. Bu buraya denk geliyor. Ve şunun karşısında tabii ki ben şu şekilde hatta tutkanımı da süreyim. Çünkü ben silikon kullanıyorum. Kullanılan malzemelere olmayan güvenimden dolayı daha sağlam bir çekmece elde edebilmek için silikon tabancamda silikon kullanıyorum arkadaşlar. Tabii takdir size kalmış ama tavsiye ederim. Yapacağınız işlem çok basit. Biraz silikon kullanmak. Şu şekil silikon tabancamla silikonumu hafiften sürüyorum. Gerekiyorsa el yardımıyla dağıtacağım. Çünkü istediğim gibi
yerleşmeyebilir. Tabii hassas davranıyoruz arkadaşlar, çünkü elimizdeki ürün gerçekten yani çoğu mobilya, hazır mobilyalar genelde %1 ihtimal çok kaliteli malzeme böyle gizli bölmelerde kullanıyorlar. Sadece dış görünüş anlamında insanları cezbediyorlar ama iç görünüşte kaliteli malzeme kullanılmadığı için, eğer siz dikkat etmezseniz, mesela şu an burayı vidaladığım halde alt bölümünü şu an biraz gerersem çekmece oluşmadığından dolayı hemen dağılır, parçalanır, çekmeceye veda edebilirim. Bu ihtimalle karşılık arkadaşlar hassas olmanızda yarar vardır. Şimdi arkadaşlar, tabii ki aparatlarınızı, yani montajını yapmadan önce evvela hangi vidaları kullanacağınızı test edin. Örnek olarak hazır şu poşetin içerisinde örnek adam farklı farklı poşetlere koymuştur ürününüzün parçalarını. Misalen 2 adet vida poşetim vardı. Benim çekmecemin vidaları, tabii onlar menteşelerdir. Çekmecemin vidaları farklı poşetteydi. Örnek olarak şu poşetteydi. Ve ben bu vidayı kullanacağımı zannederekten, hatta şu adamı da görebilirsiniz, yapıştırdım. Tekrardan sökmek zorunda kaldım. Vidaladığım halde. Çünkü neden? Hatam neydi arkadaşlar? Hem vidamı seçtim, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Başta vidamı, doğru vidayı seçtim. Ama montaj kısmını şu şekil, ilk başta burayı montajlamam gerekiyormuş. Ama ben ise montajı buradan başladım. Buradan başladığından dolayı arkadaşlar, bu parçamız araya girdiğinden dolayı, şu parçamız ortaya girdiğinden dolayı sabitledikten sonra bu parçayı eleştiremezsiniz. Ve bu yüzden dolayı tekrardan sökmek zorunda kaldım. Görüyorsunuz montajım izlerini. Tekrardan montaj yapmak zorunda kalacağım. Şimdi vidamız şudur arkadaşlar. Üretici firma şöyle bir vida kullanmış. Ve şu an yakından gösterirsek ise kameraman yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle biraz el baskı yardımıyla ve vidamı yerleştiriyorum arkadaşlar. Vidamı da anahtarı var arkadaşlar. Anahtarı ne yaptık? Evet, anahtarımızı arıyoruz. Normal tornavida değil arkadaşlar. Şöyle bir alyan anahtarı gönderilmiş. O da poşetin içinden çıktı. İki ucu farklıdır. Şimdi vidamızı alyan anahtarımızdan kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ta ki sıkana kadar, fazla zorlamamak lazım arkadaşlar. Fazla zorlarsanız bu sefer alyan anahtarımızla vidayı sıkarken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şudur arkadaşlar. Aşırı sıkıştırırsanız malzeme kalitesi kötü olduğu için vida boşta dönebilir. Çünkü şu malzemenin içinde vida kendi tutmaya çalışıyor. Ve vida boşta durduğu zaman arkadaşlar o çekmece 2-3 güne kalmaz, dağılır gider. Uzun süreli kullanamazsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte yarar var. İhtiyacı olduğu kadar sıkıştırmakta yarar var. Hatta malzeme o kadar kötü ki az bile sıkıştırsanız yine vida boşa düşebiliyor. Bilginiz olsun. Bu konuda arkadaşlar hassasiyet gösterirseniz ürününüzün montajında daha sağlam bir kalite elde edersiniz. Daha sağlam bir çekmece elde edersiniz daha doğrusu. Daha uzun ömürlü bir çekmece elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar, her iki tarafının montajını yaptık gördüğünüz gibi. Şu şekilde uzaktan çekelim. Montajını yaptık. Şimdi gelelim gizli vidamızı montajına. Gizli vida ilk başta düz mantıklı hareket edeceksek, çekmecemizin normalde şurada bir deliğin olacağını ve şu delikten vidalanacağını düşünebiliriz. Orada hata yaparız arkadaşlar. O hataya dikkat etmekte yarar var. Firma yine farklı poşette şöyle bir gizli anahtar göndermiş. Baktığınız zaman ilk başta anahtar, yani vida darzusu, anahtar diyorum, vida. Yani ilk defa hani usta olmadığımızdan dolayı acemi, amatörce
montajını yapmaya çalıştığımızdan dolayı, böyle bir vidayla karşılaşmadığınızdan dolayı bunun vida olma ihtimalini göz önünde bulundurmayacaksınız. Ama oysa ki şöyle bir plastik parçadır, üstünde dişler vardır ve bunu hatta şöyle yuvasını yerleştirdiğiniz zaman dahi, tabii tutkaldan dolayı rahat çıkmayabilir, çıkması vida mantığını uyandırmayacaktır sizde. Ama oysa ki gizli vida olduğundan dolayı, şimdi bunun montajı nasıl yapacağını sizlere göstereceğim. Tabii ki montajını sadece göstermeye çalışacağım. Çünkü montajını yapamayacağım. Tamamını şu şekilde.